Herkese merhaba. Sıradaki videoyla birlikteyiz. Bu bölümde 1.5 iskelet kök dosya sisteminden başlayacağız. Ee, Bu Zeebox bölümünü ve kök dosya sisteminin kuruluşu bölümlerini irdeleyip e, açılış betiği 1.8'e dayanacağız ve onu sıradaki videoya bırakacağız. Hemen hızlıca başlayalım. Öncelikli olarak iskelet kök dosya sistemi e, tüm işletim Linux işletim sisteminde özel bir yeri vardır malum. Bu kök dosya sistemi dediğimiz yani herhangi bir diskin, örneğin siz Windows biliyorsunuz ama Linux öğreniyorsunuz. C diski, D diski gibi drive'lar vardır değil mi? Burada da tabii ki farklı partition'ların mount edilmesi diye bir kavram vardı. Eğer daha önceki videoları izlemişseniz veya biraz hemhal olmuşsanız neticede farklı disk alanları da olsa, olmasa da Tek diskte de gitse, çoklu diskte de gitse siz bir root file direktörünün altında yani C'yi temsil eden diyelim bir kurulum göreceksiniz. Onun altında mount olan diğer diskleri medyaya mount edilebilir. Veya MNT'ye mount edilebilir. Veya tamamen size kalmış bir noktaya mount edilebilir ve onlar da e, burada yine sanki bir klasörmüş gibi görebilirsiniz. Şimdi biz e, hocamızın e, Git reposundan bir klon yapmıştık malum. Ee, burada bakın iskelet olarak bir etc altında bir kurulum var. Root altında basit bir iki dosya var. Asıl önemli olan etc. Burada bin, binary, sbin yine e, çalıştırabilir dosyaların olduğu temp geçici dosyaların yer aldığı e, etc'de e, pek çok konfigürasyon, konfigürasyon deyince aklınıza ilk başta gelecek e, geleneksel klasör. Şimdi burada bir ifade var. Ee, uzak olan insanlar biraz yanlış anlayabilirler. Buzibox, bu muadil veya alternatif değil tabii ki. Hocamızın buradaki kastı buzibox, bu yerine kullanılacaktan kasıt ilk giriş videosunda gösterdiğim bir tablo var. Manuel veya e, bu yıldrüt araçlarının, tool'larını kullanarak bir işletim sistemi inşa edilmesi meselesi. Buzibox'ı doğrudan indirerek kendimiz eğer bin ve esbin altındaki temel çalıştırılabilir embedded Linux'e dönük temel çalıştırılabilir executable'ların derlenmesi meselesini de bize Buzibak sağlar ve yanında da bazı küçük hediyeleri de vardır. Buzibak her halükarda build root veya yoktu standart default işletim sistemi dağıtımlarında default embedded Linux dağıtımlarında örneğin yoktu da Poki gibi yine binary yani bilin altındaki bizim gördüğümüz pek çok komut setinin e, bağlandığı, burada nasıl pek çoğu yine gelişmiş desktop üzerinde üstlerinde de Buzibox kullanabilir özel amaçlarla, sınırlı amaçlarla ama genel olarak e, bunların hepsi ayrı birer executable iken Buzibox'ın meselesi kendisinin de ifade ettiği gibi e, bir e, İsveç çakısı e, olması meselesidir. Bu ne demek? Kısaca ifade edeyim her zaman yaptığım gibi İsveç çakısı değil İsviçre çakısı Swiss Army Knife olarak kendini ifade ediyor Buzibox. Burada yani bir multi binary derleme ile tek bir Buzibox binary derlemesiyle özel bir mesela yani Ark ve C'deki Ark ve 0'ın e, tabii çok katmanlı bir yapı var orada. E, ben size Buzibox'un source kodunu Elixir'den rahat bir şekilde e, inceleyebilmeniz için Elixir sayfasından göndereceğim. E, açıklamalar kısmında. E, göreceğiniz gibi en nihayetli felsefesi ve 0ın e, hangi komut ismine linklenmişse, benim adım ne dediğinde, Els ise adı, Meykadir ise adı veya e, herhangi bir diğer komutlarsa ismi, ...onun gibi davranacağı kod bloğuna dallanmasından ibaret bir felsefesi var. Bu, bu yudrut içerisindeki e, örnek e, dağıtım içerisinde de tabii ki kullanılıyor. Yokta içerisinde kullanıyor. kullanılıyor. Ama burada temsili olarak yani biz manuel yapacağız bu işlemi demek istenmiş. Bu metini okumadan bırakmayın. Şimdi ben ufak bir farklılık yapacağım. Bu arada e, sunumdan gitmeyeceğiz bu eğitimde, bu e, derste. Ee, sadece e, uçan Linux dokümanından devam ediyoruz. Şimdi e, bir skeleton yani bir iskelet klasörü zaten hocamızın var. Ben onun yerine kendi e, çalışma workspace'ime e, bir e, rootfs klasörü açarak başlamak istiyorum. Evet. Her şey başlamış oldu. Şimdi onun içerisine en temel klasörleri. Şimdi bu klasörler hakkında burada bazı şeyler ifade ediliyor. Onları güzelce okuyun mutlaka. E, hazmetmek için başka şeyler de okuyun. E, ben size e, Linux file sistem hakkında bir standart var. E, hasbel kadar dağıtımların takip ettiği e, Android hariç normal yani Linux dağıtımlarını takip ettikleri bir klasör düzeni sistemi var. Onunla ilgili bir standart var. Linux File System standart gibi. Ben onun dokümanını da açıklamalara ekleyeceğim. Unutursam bana yorumlarda yazın. Şimdi siz Skeleton diye buraya, iskelet diye buraya bir klasör açabilirsiniz. Ben RootFS diye açıyorum. En son yapacağım en baş yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ne oldu? En temel klasörlerimi buraya getirdim. Dev nedir? Dev altında aslında Kernelın Dev Population log ismiyle göreceğiniz gibi aygıtların bekleme odasıdır devin altında ne demiştik diğer eğitimlerde de duymuşsunuzdur veya başka eğitimlerde yerlerde okumuşsunuz dinlemişsinizdir. Linux'ta her şey dosyalar esprisinin en e, önemli vücut bulmuş e, özelliklerinden bir tanesi. Dev altında sizin e, diskleriniz, MMS disklerinizin e, normal SDA disklerinizin e, SCSI disklerinizin yani e, veya herhangi bir aygıtınızın veya e, bir terminalin, bir seri aygıtın veya bir ikaracı cihazın hepsinin dosyalarını bulabilirsiniz. Orası drive driver'la konuştuğunuz kapılardır o dosyalar eşittir. Şimdi ETC dedik. Onlar hazırlıklı konfigürasyonu. Home kullanıcılarımızın klasörleri bulunur. lib adı üstünde. Kütüphaneler bulunur. Mount kısaltma olduğu gibi mount. Approach e ise e belgeler ortadaki bir e döküman vardı. E A sistem yöneticisinin e kitabı. Onun İngilizcesi de e Linux Documentation Project LDP, TLDP e, sitesi içerisinde benim e, ilk belki işte okuduğum kitaplardan da 2007'de Pro için Pro dosyası için şöyle bir ifade kullanıyor e, Pro Linux'un rüyasıdır yani olabilir e, güzel aslında benim çok hoşuma gitmişti o zaman hala da benim için geçerli bir e espri ve bunun altında da yine e, prok altında diskte olmayan dosyalar kernel tarafından e, memory'de oluşturuluyor ve onlar çeşitli user space uygulamaları kullanabiliyor. Özellikle prok altında bizim gerçek bir sistemizde prok altına baktığımızda gerçek prokta bir sürü rakamlar göreceksiniz. Bunlar aslında çalışan e, uygulamalarınızın PID'leri ve e, o prosesler hakkında temel bilgiler ediniyorsunuz. root, root kullanıcısının evidir sys hakeza gene driverlar hakkında e, örneğin e, işte eee e, sys class işte GPIO e, gibi e, GPIO doğrudan erişimlerin e, olabileceği e, ayrıca yine driver'larla e, doğrudan münasebet kurabileceğiniz bir klasör yine kernel tarafından doğrudan yönetilir. Kernel tarafından doğrudan yönetilir. Kernel tarafından doğrudan yönetilir. dev, Proç ve sys altındaki içerik. temp geçicidir. efes DOS sisteminde memoride mount olur. E, havadadır. E, reboot da yok olacaktır. E, var. Ha keza onun içerisinde bazıları yine tempefes mount olabilecek e, şeyler vardır. Ağırlıklı olarak loglar vardır orada. E, var log. Lock kilit dosyaları da var. E, baktığınız zaman log dosyaların ağırlıklı burada olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ben bayağı bir açıkladım. Siz hocanın yazdıklarında a, bunları okuyun lütfen. Evet, e, açılış betiğimizde de RCS konuları. Onlara e, bir dahaki derste geçeceğiz. Çok ilkel, basit bir initialize yapımız olacak. Kök dosya sistemimizin hedefi burada embedded cihazlarda özellikle tercih edilen read-only olarak mount edilmesidir. Bu da e, sistemin toplam bütünlüğünün runtime'da e, bozulmasını yani bir runtime süresince sıradaki rebootta kalıcı bir diskte data yazılmasını önler ve pek çok elinizdeki evinizdeki e, gömülü cihazlarda bu tercih edilen bir şeydir. Bizim de tercih ettiğimiz bir şey. Temp meselesinden bahsettim. Temp efes olarak bahsettim. Lütfen okuyun. Şimdi gelelim Buzibox meselemize. Buzibox'ı biz size vereceğim link bu değil. Tabii ki explore edebileceğiniz kodu explore edebileceğiniz ben Elixir sitesini size vereceğim. Şimdi onunla zaman kaybetmeye gerek yok. Ee, description alanı umarım unutmam bu kadar söyledikten sonra. Şimdi klon edelim. Spesifik bir versiyonunu kullanacağımız için o versiyon içinde bir tarbol yoksa en kolayı veya tarbol arayıp bulacağımıza ya ben geçerim onun ilgili remote branch'ine ilgili checkout yaparım. Lokalimi almış olurum. Eğer onunla ilgili bir tarbol yayınlanmışsa en temiz atıyorum 130 stable ismini içeren bir tar varsa en temiz onu indirirsiniz. Ee, daha az download telaşınız süreniz olur. Şimdi root efesi değil tabii ki. Ben çalışmamın içerisine temel e, her zaman yaptığım gibi risk 5'in altına indiriyorum. ...geliyor, geliyor, geliyor. Evet, bu video süresinden biraz daha... E, ...uzun sürebilir sizde. E, bağlantınıza da bağlı olmak üzere. Şimdi gelelim... ...C'de buzibox diyelim. Şurayı biraz yükseltelim. Ve check-out yapacağım. Check-out yapmadan önce... ...şimdi tabii e, gönül istiyor ama... işte. Ee, arkadaşlar bedava da bir yere kadar oluyor ve ee, geliştirme ortamları üzerine bir kafamda bir eğitim dolaşıyor ama onu ben hangi platformda yapayım bir türlü bilemedim ee, yani işte özellikle versiyon kontrol e, CMake e, gibi veya statik e, analiz meselesi gibi biraz continuous integration biraz devops konuları gibi ee, böyle bir e, e, geliştirme ortamı geliştirme Geliştirme ortamını ileri seviye kullanma üzerine böyle kafamda bir eğitim dolaşıyor ama söz vermiyorum çünkü çok yoruluyorum artık bu eğitim konularıyla e, o aşırı zaman ayırıyorum. E, bu da tabii benim e, özel hayat ve bilgisayar başında geçen e, süremi sarsıyor yani dengemi bozuyor. Ama istiyor. Gönül istiyor. Gönül neler neler istiyor, değil mi? Şimdi cid check out diyorum. Biraz önce ben konuşmaya boldum işi git branch diyorum. Tire alayını göster bana diyorum. Default olarak master'dan gelir. Master istemiyoruz. Bakın bazı e, remote'lar e, remote orijin altında remote branch'ler var. Bunu GitHub'ta da e, açtığınızda da görürsünüz bunu. GitHub'ta değilmiş bu arada. Kendi Buzibox al, net altında. E, orada da e, remote branch'lerin varlığını görürsünüz. Biz de listeledik. Şimdi gelelim check out olalım oraya. Yani ciddenen konu böyle öyle çekat edeyim, birencine bakayım. Öyle bir konu değil. Dallı bulaklı başlı başına sizin çok uzun saatleriniz vermeniz gereken bir konu. Sakın sakın öyle çekat yaptım, iki push yaptım, iki pull yaptım, git öğrendim deme ahmaklığına sakına girmeyin. Uzun bir konu. O konuda kitap okumanız lazım, bol bol Hata yapmanız lazım. Özellikle madem lafı ne, ettim. Git extension gibi veya e, diğer e, görsel e, git tool'larını kullanarak bilginizi baya e, şenlendirebilirsiniz. Özellikle orada bazı GUI, git GUI uygulamalarında log kısımları var. GUI'de ne yapıyorsanız onu size e, aynı zamanda e, log'larda da döker. Hmm, demek ki bunun kod kar, komut karşılığı buymuş dersiniz falan filan. Neyse bu kadar yeter. Şimdi make menu config diyeceğiz. Şimdi hocamız da aynı direkt 1.30 table'ı kullanacağımız için aa, onun config dosyasını tabii ki kullanabiliriz. Bakalım 1.30 table'da problem yaşarsam aa, belki 1.32'yi deneyebilirim. Aklımda öyle kalmış. Zorlamayacağım yani üst bir üst stable versiyonda kullanabiliriz. Şimdi durun bakalım. Önce bir hata var mıydı yok muydu ben de bir hatırlayayım. Çünkü birkaç hafta önce hazırlamıştım bir içerik. Evet arkadaşlar yol yakınken 1.30 stable'dan dönelim. Sebebini hatırlamıyorum ben bir hata almışım. Ben de son son 1.35'ten gitmiştim. Şimdi tekrar branch'lere bakıyorum. Bakınız burada bir 1.35 stable var. Bu da son son. Şimdi ben değiştiriyorum. Aynı sıkıntıyı, sebebini çözmeye gerek yok. Stable ise en üst stable'ı kullanırsanız zilyon sebepten bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Şimdi git branch diyorum. Ben 1.35 stable'a geçtim. Şimdi Make menü config diyorum. Make menü config de desem cross compile değişkenimi verme alışkanlığım var. Ee, bazı menü config menülerinden hareketle arkada vermeniz gerekebiliyor. Ben garanti alıyorum. Cross compile'ıma ee, derleyicimi de verdim. Menu config ile şimdi dalıyorum. Şimdi, şimdi burada gördüğünüz gibi utiller vesaire, vesaire ve vesaire e, pek çok e, komutun seçildiğini, default'ta bayağı bir e, seçim yapıldığını e, görüyorum. Networking utilities. Bu gördüğümüz tümü. A, öylesine e, harika bir proje ki bu. E, bir sürü projeyi bir araya getiriyor ve multi binary'i, e, buna multi binary deniyor bunları. Yani pek çok komutu bir araya getirmiş oluyor. Bir daha bir gireceğim. Make money config. Elim bir yere gelmesin. Bu gördüğünüz komutlar. Hepsi bu isimler birer komut e, ve e, bunların hepsinin bir multi binary bir arada olacağını düşünün. Buzibox işte öyle bir şey. Yes dediğim an ne oldu? Bir nokta config oluştu. Bakınız, bakınız 23 Ocak. Evet şu an oluşmuş bir dosya. Şimdi hocamızın ki ile karşılaştıralım. Şimdi buradan Buzibox config Select for compare bir de kendimizinkine gidiyoruz Compare with selected Şimdi 31 ve 30, diğeri 35 olduğu için bazı farklar olur ama çok da bir fark yok Eee syslog yes, syslog info yes olmuş. Syslog info gelmiş syslog yes'in yerine. Ee, bazı farklar 30-35 arasındaki fark olabileceği gibi bazı farklarda konfigürasyon bağımlı farklar. Soldaki uçan Linux'un konfigürasyonu sağdaki eğer 1.30 kullanacaksanız buzibox konfig'i uçan Linux'u e, check out ettiğimizi bire bir kopyalayıp kullanabilirsiniz. Ama benim gibi üst versiyonu kullanacaksanız 1.35'i ee, o zaman e, default konfigürasyonu bırakın. Şimdi böyle kalsın. Bunu ne zaman düşürüyoruz? Ee, e tabii yani 16 MB bir e, SPI flash e, üzerinde bir e, çalıştığınızı düşünün. Yani SPI nor bir flash. E şimdi o zaman e, kilobaytlar e, sizin için çok önemli olacak. Yani bu 1.5 megabayt çıkmasın, 1 megabayt çıkmasın da e, 500 1000 çıksın, 300K çıksın, 200K çıksın hedefinde sadece ihtiyacınız olan e, fine tuning, böyle ince ayar yapmanız gerekebilir. O zaman işte boyuttan avantaj sağlarsınız. Evet gelelim derlemeye. Biz de hocamızın satırını alalım. E, Derleyicimiz birebir aynı olduğu için derleyiciyi uçan Linux'a göre kullanmıştık ve başladık. Evet. Kurulum yaptığımızda Alt install diye kendisi bir klasörün altına kuracak. Haydi bakalım kurulumumuzu da yapalım. Çok aşağıda kalmasın. Alt tıra install'a şimdi girelim. Şuraya bir alt install geliyor olmalı. Evet kurulumumuz burada. Şimdi bakalım. Öyle bin dediğimiz zaman bakın hepsi remove aslında buzibox'ın binarsının içerisine link olmuş. Kendisinin ayrı bir c dosyası var. O bir COBJ oldu. Arc V0 remove ise track remove ile ilgili kod bloklarını geç oradan yürü. Onun remove main'den yürü gibi. Böyle katmanlı bir yapısı var. Onları irdelersiniz. Bakın bu Zeebox'ın kendisi de burada. Bunu insan okuyacak modunda açalım. 947K bunun düşmesi mümkün. 1 MB neredeyse. Bazı embedded sistemler için bu çok büyük bir alan. Şimdi burada bu ifadeleri biraz önce konuştuğumuz gibi bakın 400 komut balık istifi bir yerde. Ee, örneğin sadece e, işte 2 megabaytten fazla sadece Vim olabiliyor. Ee, Vim benzeri V komutu onun içerisinde hala hazırda dahil. Evet hocanın dediği gibi 1 megabayttan az. Şimdi skeleton iskelet altında onu e, kuracağız. Şimdi geldik 1.7 bölümüne kök dosya sisteminin kuruluşu. Şimdi bir tane rutefes oluşturuyor hoca. Siz de öyle gidebilirsiniz. Biraz önceden beri hoca e, uçan linux hükümanı iskelet klasörün içerisindeydi. Şimdi doğru rutefese geçiyor. Biz en baştan beri rutefesdeydik. O tercih meselesi tamamen istediğiniz gibi. Yiyin. E, tire A seçeneği ile yapılmalı. Neden? Bakalım şimdi. Bak. E burada ki maksat biz böylece sembolik linkleri de korumuş oluyoruz. E sadece e linklerin korunduğu tre-tre preserve e links diye de bir e seçenek var. tire a ile bakın preserve ol Bun bir A bir bundle e, opsiyon aslında. TRD büyük R bakınız bakınız. TRD same as no dereference de preserve links'e eşit. E, büyük R recursive e, yani iç içe klasörlerde varsa hepsini gönder. Ne var ne yok bir attribute değeri varsa hepsini koru abi. İş çıkarma yani ne yapar normalde? Siz bir sembolik linki eğer sadece copy ile, rsync bunu default yapıyor hatırladığım kadarıyla. Ama copy ile yaptığınızda mesela copy bir sembolik link falan location'a, destination olarak, hedef olarak verdiğiniz zaman o gider, onun linkini takip eder, linki kopyalamaz, linki link dosyasını kopyalamaz. Dosyanın kendi yerini bulur, kendisini alır, kopyalar. Şimdi biz bunu istemiyoruz çünkü bütün komutların şurada göründüğü gibi linkli linkli durması lazım. Yoksa 400 tane hepsi birer buzibox olarak kopyalandığını görürsünüz. Allah Allah bu niye 400 MB oldu dersiniz. Şimdi gelelim cd rutefs diyelim. <laughs> Copy a. Biz bu işi zaten otomatik yaparak geldik. Şimdi Bakın benim şimdi hocanınki gibi gitmeyince bir sıkıntı doğuyor. Tabii ki ee, şuradaki Skeleton'daki ETC'nin altındakileri de almayı unutmayın. Şimdi çünkü şu yukarıdaki dokümana göre gitseydim her şey zaten Skeleton iskelet altında gerçekleşecekti. Şimdi gidiyorum bir yukarıdan Risk64 altından iskeletin içerisindekileri. gönder gelsin diyeceğim. Buraya. Ben de onu yapacağım ama ETC gelsin diye bu sefer yapacağım. ETC ve root buraya gelmiş olacak dedim. Şimdi ne olmuş oldu burada? ETC'nin altında şu dosyalar bana da gelmiş oldu. Ee, en baştan itibaren hocanın gittiği gibi gidebilirsiniz. SQLite'ın altından ilerlersiniz. Ee, sonra hepsini root efesin altına kopyalarsınız. Veya root efesin altında ilerledim ben. Ee, çok farkı yok. Ee, sadece bu ETC'ler orada kalmıştı. Onlar da gel kardeşim dedik aldık onları. Sonra geldim. Bu Zbox'ı buraya alalım. Bu Zbox altında Installun içerisindekileri buraya gönder gönder gelsin diyoruz. Şimdi burada benim lsla bin diyorum bakınız geldiler. Bakınız geldiler. Hepsi de sembolik linklerle ile beraber geldiler. Çok güzel. Ah, önemli bir şey var şimdi. Burası mühim bir detay. Şimdi biz bir kernel değerlemesi yaptık. Onun içerisinde kernel objeler var. Normalde de bilirsiniz. Ben kendi laptopumun bakın. LS lib altında modules altında bakın. Ben şu an laptopumdayım. Çünkü slash ile başladım. Bu benim laptopum. Bunun e, root direktörüsü. Lib modules dediğim zaman bakınız. Benim içerisinde desktop kernel dosyalarım var. Hangi kernel'lar gelmiş, geçmiş. <laughs> şu an aktif kernel'ımı görmek için o öteki tırnakla da yapabilirsiniz. Bakınız, bakınız hangisi new name trer'e benim şu an sistemdeki aktif desktop makinemden bahsediyorum. Aktif kernel neymiş? 5.11.46 generic. Gitti. 5.11.46 generic klasörün içerisinde bana gösterdi. Bakın burada ilgili kernel dosyaları var. Şimdi bizim de onları alabilmemiz lazım buraya. Biz ne yapacağız? Gelin kernel'a gidelim şimdi. Kendi pet yapınız farklı olabilir tabii ki ismi Linux Şimdi önce buraya alalım, copy, paste. Install modpath parametresini doğru verelim. Hocamız risk 5'i, uçağın üstü okumayın. Risk 5'i daha önceden biliyorsunuz environment olarak kaydettiği için o problemi yok onun. Şimdi ben e, şey olarak verebilirim buradan, e, relatif olarak veriyorum. modül install enter evet bakalım nereye koymuş gidelim root fs ls slip modül istiyorum bakın 5 7'nin dosyaları geldi Perfect. Bakın bir build sistem kullansanız bunları çok daha high level'daki konfigürasyon setting'leri ile halledeceksiniz. Bakın işte aşağıda her şeyi tane tane yapıyoruz şu an. O açıdan bu doküman çok kıymetli. Yani profesyonel işlerinizde de kullanabilirsiniz. Tercihen yok da buildroot kullanırsınız. Ama bilen bir kişi bunu da tane tane kullanabilir. Proje süresi de tabii yeterli olmalı bunun için. Şimdi yeni bir konuya geçtik. Kernel işini hallettik. E bir de e, şehir objeler. Lip altında kopyalanmalı. Onlar neler? Herhangi bir C programının çalışabilmesi için gerekli minimum kütüphaneler. Bakın çok harika. Princess Root'la e, biz bu kütüphanelerin yerini öğrenebiliyoruz. Yani biz tüm bu derleme işlemlerimizi yaparken bir lipce so var. Varlığı, var olduğu varsayılan, kabul edilen. E bu bir share obje olduğu için yani Windows yazısı DLL olduğu için bu sadece link e, linkage aşamada varlığı ifade ediliyor değil mi? Gösteriyoruz bunu bir so ama o so bizim binary içerisinde linklenmiyor statik kütüphane noktalar gibi. Ne olacak? Dolayısıyla runtime file sistemin içerisinde runtime'da kullanacağı share objeler nokta so bıdı bıdı dosyaları da olmak zorunda. En bunların başıncısı birincisi de libc so gibi e, önemli arkadaşlar bakınız bizim e, toolchain kurulumumuzun içerisinde bir sysroot klasörü varmış. Burada bakıyoruz. Bakın burada bir burada da bir file sistem var ama buradaki maksat derleme sırasında gerekli minimum en temel kütüphanelerin ki eldiği bıdı bıdı gibi veya libc gibi değil mi? Liberty gibi, LibriSol gibi, LibSDC artı artı gibi, gibi bunlar herhangi bir C dosyası çalışacaksa bunlarla çalışıyor. Bunlar en temel şeyler. En temel kütüphaneler. Eşittir. Velhasıl da kelam. Bunları da getirip koymamız lazım. Haydi şimdi copy tire a öğrendik yerine buraya. Şimdi burada zaten lip var. E bir de lip koyuyoruz. E ne olacak? O onun üstüne gelecek. Tamam. Şimdi LSLA lip dediğim zaman modül nereden geldi? Kernel'dan geldi. Bunlar da bakın. Sembolik link yapılarıyla A'dan dolayı etropitler her şey korunu biliyorsunuz. Birkaç tere neydi? Birkaç e, opsiyonun bir arada kullanımıydı. CHP komutu için, copy komutu için. Bakın bunlar da geldi buraya. Tamam runtime gümbür gümbür geliyor. E, bunların arasında statik kütüphaneler olabilir. Statik kütüphanenin runtime'da ne işi var? Onları seçip seçip kopyalamak yerine hepsini kopyaladık. Tamam mı? Şimdi ihtiyacımız olmayanları sileceğiz. Çünkü statik kütüphane bu e, derleme sırasında sizin executable'ınızın hamurunun içerisine katılıyor. İçinde oluyor sizin binary'niz, değil mi? Evet. Link sırasında. E tamam. O zaman e, runtime'da böyle bir dosya olmaz. Embedded bir sistemin runtime'ında bu olmaz. İşte Fortran varmış, LEA'sı Linux Rc'si. Bunları sil, rus. Statik kütüphane konusu konuşulmuş. Okuyunuz. Link aşamalarını kullanan yardımcı ASCII dosyalar. Bunlar da konumuzla alakası yok. Bizim ihtiyacımız olan şey şehir objeler. Fortran konusu kapalı. Gereksiz bir dosyada Linux RC'dir. Linux RC dosyası eskiden kullanılan RAM disk destekli çalışan. Şimdi biz init kullanacağımız için Linux RC kullanmıyoruz. s altındaki init programına ihtiyacımız Olacak. Esmin altında init'e baktığım zaman, bakın o da buzibox tarafından bizim için sağlanıyor. Evet, şu paragrafa geldiğimizde eksik bir şey obje varsa runtime'da gerekli olacak. Lib veya user lib'den. Yani hangi? sysroot'taki, biraz önce irdelediğimiz işte sysroot'taki user lib'den alınıp konabilir ama user local lib'de ise, user lib'de ise her neredeyse şu header, photo, header, food yani fubar anlamında yani user lib işte header paketinin foo kütüphanesi gibi böyle bir karmaşık iç içe bir dizin yapısında da olsa Sisrut'ta birebir sizde aynı yere koymalısınız diyor hoca. Çünkü bir library pet kavramı da var. Şimdi çapraz derleme yapılırken programı bağlı olduğu kütüphaneler kod içinde pet bilgileri yazılırlar. Evet. Yorumlayıcı programı yükleneceği zaman program içinde kütüphaneleri çapraz derleme yazdığı yerde arar. Evet. Şimdi bunun e, pek çok çözümü var. E, sadece ona bağlı kalmamak adına. E, örneğin benim sistemimde Lsla, etc altında, LD so, conf. Nokta d, conf da var. Artık e, dağıtık kullanılıyor malum klasörler, o sadece include ediyor. Conf nokta direktörün içerisinde, mesela bazı konfigürasyon dosyaları, onlara sadece pet giriyorsunuz. <laughs> ne olmuş oluyor? Bunlar default e, bir kütüphanenin e, şehir obje içeren kütüphanelerin runtime'da aranacağı default bir yer. E, gelip bu mu okunuyor? Hayır. Gelip okunan yer LD config e, komutuyla, LD config komutuyla bir keşe, binary keşe yazılıyor bunlar. Evet, görüldüğü gibi bu konfigürasyon nerede? Bir binary dosya, etc, ld, yine aynı so, yine aynı keş dosyasında bu bir ravdata. Bunun içerisine baktığımızda görüldüğü gibi pet bilgilerinin varlığını görüyorsunuz. Evet. Onun dışında buradan görmek yerine tp ile print yaptığınız zaman benim sistemimde, şu an desktop'tayım bu arada desktop'ta destekli bu ld, so, conf yapısı ve görüldüğü gibi kullanılan şehir objeler ve nerede oldukları, şehir objeler ve nereye oldukları gibi bir çözümleme var. Siz o ldsoconf den içerisinde pet yazarsınız. Cache ürettiği zaman bütün library'leri bulur. Full petlerini çıkarır. Ve ldso keşte biraz önceki raw data içerisinde tutar. Ve de siz de derleme zamanında bağımsız bir şehir obje library petlerinin yerini yönetebilirsiniz. Ee, bunun pek çok çözümü vardır'dan kastı benim anladığım bir tanesi. Bu LDSO cache, LDSO conf yapısı. Şimdi evet biz e, bu temel klasörleri zaten oluşturmuştuk. Teyit edelim. Bakınız, bakınız burada bizim e, dosyalarımızın tümü var vesaire. O MNT proj klasör olarak altta iç mesele bazılarının işlerini dediğim gibi körünüz olacak. Bazılarını biz Şimdi girelim diyor hoca. Network kısmına bir ifupdown, e, ifupdown mekanizmasını oraya oturtalım. Hemen giriyoruz. Cdtc e, network. Baktığımız zaman, evet burada bir interfaces var. E, default alacağımız e, cihazımızın statik ip'si bu olacakmış. E, bunu burada görüyoruz. Bu ifupdown yapısı. Şimdi böyle klasörleri oluşturuyorsunuz. Bu klasörlerin içerisinde de if app'tan scriptleri oluyor. Bunlar hook scriptleri gibi düşünün. Yani hook derken arka planda siz başka bir işlem yaptığınızda çalıştırdığınız komut tarafından bunlar da çalıştırılıyor. Yani siz doğrudan kullanmadığınız, dolaylı kullandığınız scriptler. Buraya daha sonra gelineceğe, geri döneceği benziyor. Evet bu klasörlerin içerisinde tabii artık net plan diye ifap emekli eden yeni bir yaklaşım var modern sistemlerde. Ama geçmişe uyum için o scriptler tutuluyor diye biliyorum. Mesela bakın if down durumunda çalışacak scriptler. Yani siz atıyorum if config eth0 down yaptığınız zaman, e, benim hatırladığım kadarıyla arka planda bu scriptler hook scriptler olduğu için bunlar sizin if config'iniz aslında arka tarafta eth down için bu scriptleri çağırıyor ve bu davranışları da değiştirebilirsiniz pekala interface'e göre. Kendi spesifik custom interface'iniz varsa ona göre if attach scriptleri eklersiniz falan filan falan. E, tabii ne dedim modern sistemlerde Netplan var. O da birkaç e, yakın bir zaman içerisinde bir YAML dosyasıyla artık yönetiliyor bu işler. E, onlar yani Netplan plan e, artık ifaptan yerine kullanılıyor. Embedded'de de desktop ve server e, dağıtımlarında olan şeyler de bir süre sonra embedded içerisinde de yerleşiyor. E, biz mesela ilklendirme için etc rcs kullanacağız. Init tab dosyası üzerinden. E, bu rcs ve RC'li pek çok run level'e göre dosyalar da olabilir ama böyle init tap üzerinden yönetilince onlara gerek olmuyordu. Run level'ler init tap altında tanımlayacağız muhtemelen. Gelin bakalım şimdi. cat init tap Şurada run level ifadeleri de Yok oldukça basit bir e, init tabımız var. Başka kompleks init tablar da e, örnek sistemlerden görebilirsiniz. E, ama bu ilklendirme sistemlerin en primitif ve eski olan yaklaşımlarından e, biz onu uygulayacağız manuel olarak. Tabii ki artık emelit e, linux sistemlerde de systemd nimetlerinden faydalanılıyor. sistem 5'in yeni sürümleri e, kullanılıyor. Bu arada benim sistemin mesela desktop sistemin bir e, System D olmasına rağmen... RC'li e, klasörlerde initte bakın burada e, bazı scriptler e, görüyorum. Bu eski e, sisteme uyumlu scriptler. Bir de e, TC sistem hatta user lib'de sanırım sistem D altında yeni konfigürasyonlar. Sistem diye bütün çok daha high level, çok gelişmiş bir e, ilklen, açılış sistemi. E, bu modern işin yüzü. Sistem 5 ve bu RC1, RC2, RC3 run levellerin klasör bazında yönetildiği yaklaşımda klasik bir şey. E, bu init tab ve sadece bir RCS üzerinden yönetmekte. Burada Embedded Linux'taki işte klasik öncesi belki diye isimlendirebileceğimiz yaklaşımı sergileyeceğiz burada. Evet, buradaki bazı ifadeleri zaten eğitim içerisinde, bu video içerisinde konuştum. Buraya da okuyun mutlaka diyoruz ve 1.8 açılış betiği dersinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.